Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere ne göstermek istiyorum? Bugün sizlere pekmez, gördüğünüz gibi. Bu da ceviz arkadaşlar. Bu dut pekmezi arkadaşlar. Pekmezin faydalarını say say bitmez demişler. Evet arkadaşlar, biz yetişkinler için de ve özellikle çocuklarımızın gelişiminde ve okul çağındaki çocuklarımızın daha yetenekli beyninin çalışması için pekmez çok önemli. Evet. Ben çocuklarıma mutlaka sabah okula giderken ve akşam yatarken bir kaşık pekmez ve içine ceviz koyuyorum arkadaşlar. Nasıl mı yapıyoruz? Gördüğünüz gibi cevizlerimizi küçük küçük yaptık. Bunları böyle arkadaşlar pekmezimizin içine koyuyoruz. Sonra kaşık yardımı ile güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunun nasıl yapılıyor diye size göstermiyorum. Yani yanlış anlamayın. Bu sadece küçük bir bilgi. Siz de çocuğunuza veya kendinizde gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bakın. Tabi bunu balla da yapabilirsiniz. Balın içine de cevizi koyup böyle bu şekilde çocuklarınıza yedirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi benim de iki tane oğlum var. İkisi de okula gidiyor. O yüzden ben onlara okula giderken maalesef kahvaltı yapmıyorlar arkadaşlar. Evet, o konuda biraz tartışıyoruz ama yapacak bir şey yok, yemiyorlar. Ben de o yüzden onlara hazırladığım pekmezimin içine koyduğum cevizle beraber bu şekilde sabah şöyle bir kaşık veriyorum. Sonra tekrardan aynı şekilde bundan yatarken de veriyorum arkadaşlar. Yani yatmadan önce yine böyle birer kaşık zorla da olsa veriyorum arkadaşlar. Maalesef sevmiyorlar. Pekmezi, balı sevmiyor benim çocuklarım. Ama yapacak bir şey yok. Yiyecekler. Dediğim gibi arkadaşlar, sizlerle de kısa bir sohbet ettik bu arada. Evet, bunu da sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım. Siz de çocuklarınıza pekmezli ceviz yedirin arkadaşlar. Hatta kendiniz de yiyin. Çok önemli. Pekmez biliyorsunuz çok faydalı. Bu dut pekmezi olabilir. Üzüm pekmezi olabilir. Herhangi bir pekmez olabilir. Bizimki dut pekmezi arkadaşlar. Ceviz de beyin besliyor. Bunu da biliyorsunuz. O yüzden ikisinin karışımı muhteşem olur. Evet arkadaşlarım, sizlerle de paylaşmak istedim dediğim gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuşumdur. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.